Bir patlama sesi geldi. Bir baktım kuzu çökmüş. Oğlum. Sabah namazına kalktı. Tarih 1 Ağustos 2008. Yer Konya'nın Taşkent ilçesine bağlı Balcılar Beldesi. Boğaziçi Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği'nin Kur'an kursu olarak kullandığı 3 katlı öğrenci yurdu, bahçede bulunan gaz tankının patlaması sonucu büyük bir gürültüyle çöktü. Boğaziçi yurdunda kalan 18 öğrenci işte bu noktada bir sene önce yaşamını yitirdi ve 27 öğrenci de bu olayda yaralandı. Henüz yaşları 12 ila 16 arasında değişen öğrencilerin aileleri çocuklarının sağ çıkmalarını beklerken kurtarma ekipleri yaşamını yitiren öğrencileri teker teker çıkarıyordu enkazın altından. Abdest aldım ben. Yukarı çıkacaktım. O akşam evlerine gitselerdi, hafta sonu izni vardı çünkü, 18 öğrenci yaşamını yitirmeyecekti ama onlar sabahı beklettiler, sabah gitmek istediler. Fakat sabahı görmeden saat 04 sularında meydana gelen patlama 18 öğrencinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Olayın ardından bir yıl geçti. Fakat acılar dinmedi. Zaten dinmesi de mümkün değildi. 18 can bir yaz sabahında yitip gitmişti. İki tane yavrum var, ben burada iki tane çocuğum var. Cennet Karaalp daha 12 yaşındaydı. Birçok hayali vardı. Konuşmakta zorluk çeken babası Hasan Karaalp, aradan geçen zamana rağmen acılarının dinmediğini belirtti. Olayı telefonla öğrendim. Telefon geldikten sonra 45 kilometre hadim buraya. Yani inanırsanız 45 saat gibi geldi. O yol bir türlü bitmedi. Kurtarma ekipleri geldikten sonra çıktı benim kızım. Yani ölmüştü, öyle çıktıydı. İnanırsanız kendimi zor tutuyorum. Zor, gerçekten acı. Allah kimseye evlat acısıyla terbiye etmez. Medyada çıkan haberlerin kendilerini çok üzdüğünü ifade eden baba Karaalp, bir an önce yurt alanına anıt yapılması gerektiğini söyledi. Yani yanlı davrandılar, yanlı haber yaptılar. Onlar bizi çok üzdü. Burayı bir Torosların başı olarak gösterdiler. İşte din düşmanı diye, din istismarcılar diye yayın yaptılar. Bunlar bizi çocuklarımızın acısından daha çok üzdü. Bu olayda şunu da söyleyeyim. Bu olay geçtikten sonra buranın projesi çizildi. Geçmiş belediye başkanı yaptırmıştı. Kültür Bakanlığı'na verildi. Kültür Bakanlığı'ndan yetkiler incelediler. Buraya anıt mezar yapılacaktı veya anıt park yapılacaktı. Hala yetkililerin burayla ilgilenmesini bekliyoruz. Göçük'te yeğenini kaybeden gurbetçi amca Mustafa Karaalp ise ağlamamak için kendini zor tuttu. Şimdi köylüler, benim bütün akrabam hepsi, sonuçta cenazeler bizim cenazelerimiz. Yapılan incelemeler sonunda patlamanın nedeninin gaz kaçağı olduğu bildirildi. Gaz firmasının bazı ailelere tazminat ödediği belirtilirken olayla ilgili yargı süreci devam ediyor. Bakalım 3 sene mi sürer, 5 sene mi sürer sonuçta. Başla.